8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 417 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 4175. Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve İtilaf devletlerinin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı. Ayaklanmalar, Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili. Milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. 2. Askeri imkanların bir kısmının gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden olmuştur. 3. Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. 4. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. Cevap A. 6. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri, insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. B. Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir. C. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. D. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Cevap B. 7. Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'ler, İn Fransız işgal komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. 1000 yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz, sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar, sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Milli egemenliği benimsemişlerdir. B. Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. C. İstanbul hükümeti ile birlikte hareket etmişlerdir. D. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Cevap D. 8. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galiçe cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar ile, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında. I. Rusya ile farklı blokta yer almıştır. 2. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir. 3. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır. 4. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ayv 3. B. 2 ve 4. C. I. 2 ve 3. D. 2, 3 ve 4. Cevap A. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 417 cevapları.
Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.